Arkadaşlar merhaba. Bugün de bir kamera videosu çekeceğiz. Multimedyalarda kamera ayarı nasıl yapılır? Kameralar arasındaki fark nedir? Bildiğimiz kadarıyla anlatmaya çalışacağız, yardımcı olmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle kamera ayarı nasıl yapacağız? Şimdi normalde eskiden analog kameralar vardı. Direkt tak çalıştır çalışırdı. Artık ne yazık ki e, kameralar AHD, analog diye artık ikiye ayrılıyor. Cihazlarda da bu özellik ikiye ayrılıyor. Bir ayar yapmamız gerekiyor. Neye dikkat etmeliyiz, ne yapmalıyız? Kısaca anlatmaya çalışacağım. Şimdi, şimdi bu önümde görmüş olduğunuz kamera, AHD bir kamera ve balık gözü geniş açı dediğimiz, üstündeki şu e, bombeden anlayabilirsiniz. Yani geniş açı olduğunu kamera yan çevirdiğiniz zaman bu şekilde görebilirsiniz. Geniş açı olmayan da bu şekilde önü düzdür görebiliyorsunuz. Ee, önü düz. Geniş açı olanların önü bu şekilde bombeli. İşte bu elimde görmüş olduğunuz bu kamera standart bir AHD kamera. Bu AHD kameranın üzerinde görüyorsunuz hiçbir kablo vesaire yok. Yani bu düz AHD kamera tak çalıştır modunda bir kamera. Diğer kamera. Başka bir kamera gösteriyorum. Gene başka bir kamera. Bunun üzerinde kablolar var. Bu, bu e, kamera ise hem analog hem ahd şeklinde çalışabiliyor. Yani şu üzerindeki pembe kabloyu kestiğimiz zaman ahd. Bağladığımız zaman analog oluyor. Ama bu kameralardan da 2-3 model var. Bazısı bağlayınca analog. Bazısı bağlamayınca analog şeklinde çalışabiliyor. Diğer kablolarda görüntüyü ters çevirme. Ekranda geri vites çizgisi gibi şeyleri sağlıyor. Bu da gene önünü görüyorsunuz. Bombeli bu kameramızda geniş açı. Mesela böyle bir kameramız var. Demin bahsetmiştim. Bu da farklı bir kameramız bu şekilde. Bu kameramızda gene geniş açı ayaklı bu şekilde. Bunun üzerinde de gene e, bu şekilde. Bunda da mesela kesmediğimiz zaman AHD oluyor. Kestiğimiz zaman analog kameraya dönüşüyor. Bu şekilde bir kameramız daha var ve bu da en son kameramız göstereceğimiz analog eski tip. AHD e olmayan bir kamera tak çalıştır üzerinde herhangi bir kablo vesaire yok. Bu da analog, geniş açı değil, normal düz açı. Açısı düşük. Yani direkt karşıyı gösterecek şekilde bir kamera. Şimdi gelelim cihazlarda bunları nasıl kullanacağız, nasıl ayarlayacağız? Örneğin cihazlarımız normalde bazı cihazlar direkt analogta, bazıları da direkt e, AHD'de geliyor. Biz burada cihazımızı sırayla 3 farklı cihazla göstermeye çalışacağım. Cihazımızın ayarlarına giriyoruz. Bu cihaz için bahsediyorum. Cihazımızın ayarlarına giriyoruz. Cihazımızın ayarları ekrana bu şekilde geliyor. Buradan geri alma veya reverse, arka diye yazabilir. Birçok cihazda bu bu şekilde ama yazılar değişik olabilir. Buradan takacağımız kameraya göre buradan kameramızı seçmeye gayret ediyoruz. Eğer kameramızın ne olduğunu bilmiyorsak bunu deneyerek bulmamız gerekiyor. Genelde kameramız en veya 720 25 oluyor bu şekilde. Siz buradan birini seçeceksiniz. Mesela örneğin buradan bir tane kamera seçeyim. Ben bu kameranın özelliklerini bildiğim için söylüyorum. Mesela bu ilk gösterdiğim AHD kamera kablosuz olan AHD kameramız 720'ye 25 çözünürlüğe sahip. Bu kamerayı takacaksam eğer Buradan bu şekilde bu kamerayı seçmem gerekiyor. Bu kamerayı seçtikten sonra cihazımızın e, bu kamerayı destekliyor hale geliyor. Seçtikten sonra. Eğer bunu seçmezsek ekranda böyle dalgalanmalar veya no sinyal yazar kamerayı taktığımızda. Biz de kameranın bozuk olduğunu zannedebiliriz. Bu şekilde. Diyelim ki analog kamera takıyoruz. Elimde bu kamera var. Gene çözünürlüğü biliyorum. Bu kamerada palide çalışıyor. Bu kamera içinde bunu seçmem gerekiyor. Bu şekilde ki bu kamera çalışsın. Yani geri vitesi aldığımızda görüntü alabilmemiz için. Bu cihazlarda bazen şöyle bir şey oluyor. Seçtiğimiz zaman otomatikman çalışmayabiliyor. Cihazı kapatıp açmamız, reset atmamız ya da elektrik fişini söküp takmamız da gerekebiliyor. Bu cihaz için bu şekilde. Bir diğer cihazımıza geçersek. Bu cihazda bunlar üretici farklı olduğu için ayar yerleri farklı. Menülere aldanmayın. Sizin cihazınızda benzerse aynı şekilde aynı yerlere girebilirsiniz. Bunda da fabrika ayarlarına giriyoruz. 4 tane 8. Bu cihaz bir önceki cihazda fabrika ayarına girmene gerek yoktu. Bu cihazda da fabrika ayarlarında. Burada reversing kamera setting diye yazıyor. Buradan da diyelim gene bir önceki cihazdaki gibi 720 25 bir AHD kamera olduğu zaman bu şekilde seçiyoruz. Kameramız SD görüntüsü yani analog görüntü bu şekilde seçip anticipal otomatik destekliyor. OK diyoruz. Cihazımız kapanıp yeniden açılıyor. Ve kameramız ayarladığımız ayarı hafızasını alıyor. Bu cihazda ise herhangi bir işlem yapmıyoruz. Kendini resetlediği için direkt çalışması gerekiyor. Bazen gene olmayabiliyor ama bir reset atmamız manuel olarak şu reset düğmesinden gerekebiliyor. Bu kameramızda bu şekilde ayar yapabiliyoruz. Tabi bu cihazlardan birkaç çeşit var. Ayarı ya da e, yeri farklı olabiliyor. Siz de artık buradan gördüğünüz kadar deneyip bulabilirsiniz. Aynıysa da birebir aynısını yaparak çözebilirsiniz. Bir diğer cihazımıza geçersek bu cihazda da gene uygulamalara giriyoruz. Uygulamalardan ayarlar. Ayarlara giriyoruz. Bu şekilde geliyor ekranımız. Bunda da gene fabrika ayarına girmemiz gerekiyor. 1 2 4 şifresi. Bu cihazda da burada video kaynağı ayarları yazıyor. Buradan giriyoruz kameramız neyse ona göre buradan seçim yapıyoruz. Gene örneğin CVSB dediği analogdur. Yani en e, kameramızı direkt takıp çalıştırabiliriz. Ama kameramız AHD ise diyelim gene 720'ye 25 ise bu şekilde seçiyoruz. Tamam diyoruz. Cihazımız bu şekilde biraz bekledikten sonra kapanıp açılması gerekiyor. Kapanıp açıldıktan sonra cihazımız kamera ayarını kaydediyor. Ama fakat bazen dediğim gibi hep söylüyorum. E, işlem gerçekleşmiyor. Elektrik fişini söküp takmamız gerekebiliyor. Sonrasında kameramız direkt e, görüntüyü veriyor. Yani öncelikle taktığımız kameranın ne olduğunu bilirsek biraz daha kolay olur ayarımız. Eğer e, bilmiyorsak da deneyerek sırayla aracı geri vitesten çıkarıp eğer aracın üzerine montajlı ise cihazımız geri vitesten çıkarıp cihazımızı e, seçip tekrar geri vitesi alıp bağlantılarımız normal ise deneyerek bütün kameralarımızın ayarını yapabiliriz arkadaşlar. Kolay gelsin.